Şeye rağmen lider bitirdiğimiz için memnunum tabii ki. Birinci yarı istediklerimizi belirli ölçüde, belirli oranda yapabildiğimizi, yaptığımızı söyleyebilirim ama ikinci yarı için aynı şeyleri söyleyemem. Son dakikalarda kaybedebilirdik de. Sonuç itibariyle bir yarı oynadık, koca bir yarı. Trabzon'da da bu sahada, bu seyirciyle, bu takımla oynamak kolay değil. Kazanamadığımız için üzgünüm ama kaybetmediğimiz için de sevinçliyim açıkçası. O da olabilir. Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Oyuncularımı da kutluyorum. Buyurun. Hangi gazeteden aldınız? Hadi kardeşim, Kenan Başaran. Hocam, Burak Yılmaz'ın bir açıklaması var şu anda sosyal medyada yansımış. Burada şampiyon olduğumuz unutulmasın demiş. Yani gösterilen tepkilere karşılık. Bu aynı zamanda bir oyuncunuzun, ezeli rakibinizin şampiyonları gönderme olmuş oluyor. Bu konuda bir yorumunuz olur mu? Şimdi tabii açıkçası çok ağır tabii tepkiler oldu Burak'a. Şöyle bakıyorum. Ya, Trabzonspor bizim hakikaten dostumuz. Yani öyle burada söylenecek gibi bir şey de değil. Evet, ben kendi açımdan bunu çok zorluyorum. Galatasaray'ın çok büyük dostu. Ve bir şeyleri iyi anlatmak lazım belki de. Selçuk sıfırdı. Hatırlayan başka kulüpte alacakken biz aldık Trabzon. Öyle mi? Lütfen ben yanıldığım yerde siz bana müdahale edin. Ceyhun sıfırdı. Zaten gitmesini istemişti Trabzonspor. Biz aldık. Engin'e resmen iki taraf oturdular. Pazarlık ettiler. Engin'i zaten göndermişti Trabzon. 900 bin euroya da biz aldık. Umut Fransa'dan aldık. Burak'a da Lokomotif Moskova'da, evet onlar aldı. Bir başka kulüpte alacaktı. Yani biz Trabzon'un mukaveleli bir oyuncusuna Galatasaray ne başkanı, ne yönetimi, ne teknik heyeti herhangi bir şey söz konusu olamaz. Yani o da demek ki hizmetinin karşılığının başka türlü olmasını istedi herhalde. Umut'a nasıl bir tezahürat varsa o da ben burada için goller attım. Ben burada başarılı oldum. Bunun için mümkünse keşke bana da bu yapılsaydı'nın mesajını verdim. Yani yoksa bizim başka türlü düşünmemiz mümkün değil. Ben size bu çıplaklığıyla anlattım. Çünkü dost dediğiniz zaman arkadaştan çok öte bir şeydir. Buyurun. Ya bugün özellikle orta sahada çalışık olmadığımız bir Galatasaray vardı. Bunu yer arasının sonu takip edip bağlayabiliriz. Siz de bugün çok gerginiz. O kadar çok hata yaptılar ki zaman zaman sizin de çok kim gergin? Siz de sahada şimdi çok ben 75 dakika ağzımı açmadım. Siz başka birini seyrediyorsunuz herhalde. Siz şimdi bir defa iki soruya da lütfen beraberce karar verelim. Şimdi bir diyorsunuz ki biz böyle görmedik orta sahayı. Nasıl gördünüz onu bilin ki ona cevap verin. Çok pozisyon aldınız. Çok pozisyon. Çok pozisyon. Orta saha özellikle çok pozisyon aldınız. Fazlasıyla geldi yani. Hı. Doğrudur. Onda yani. Tamamdır. Efendim? 60'lar sonra orta saha düştü. Yanlış bir ifade bulunmuyor. Çok hata aldılar. Tamam doğrudur. Doğrudur. Ama ben hiç, hani 70-75 dakika hiç ağzımı bile açmadım. Açıkçası bazen tatile erken çıkılıyor. Ne kadar isterseniz isteyin alamıyorsunuz beyinlerinden. İlk yarıdaki oyunda orta sahamız da iyiydi. Ancak son toplar, özellikle son basit topları kullanamayışımız maalesef gol pozisyonunu da bize askıldı ki bu arada Burak eğer Umut'la göz göze gelebilselerdi öne geçebilirdik. İkinci yarı bir takım değişiklikleri yapmamıza rağmen ideali oynayamadık. Zaten ben baştan da söyledim. Bu ara Trabzonspor'u da zamanı atmamak lazım. Yani Trabzonspor da önemli bir kadro, önemli bir takım. Seyircisi de bugün müthiş bir destek içerisinde. Onlar da siz
çok adamla gitmek istediğinizde veyahut da tam bir set baskısı yaptığınızda o son topları biz kullanamadığımız gibi rakibe kaptırdığımız zaman da kontratak yedik. Kontratak yemek de kolay bir şey değil Trabzonspor gibi takımdan ama buna rağmen oyunun kritik bölümlerinde öne geçebilirdik. Öne geçseydik çok değişik bir maç olabilirdi ama sonunda da kaybedebilirdik. Böyle baktığımızda demin de ben esasında sonucu söyledim. 2 puan kaybettiğim için üzgünüm, 1 puan kazandığımız için sonsuz sevinçliyim, yapacak bir şeyimiz yok. Buyurun, son soru. Bugün böyleydi. Hocam Burak'la yok, özel... Pardon, size vermedim. Buyurun. Pardon. Yeni Şafak Gazetesi. Kemal'den. Son soru. Hocam önce hoş geldiniz. Hoş. Evet. Bugün az önceki arkadaşın sorusunu tamamlama adına soracaktım. Bugün kenarda alışılagelmiş Fatih Terim dışında bir Fatih Terim vardı. Az önce dedim, Ramazan'ın katili erken çıktı diye. Tecrübenize dayanarak şunu soracağım. Yani yapılabilecekler, çünkü Trabzonspor orta sahaya adam koyduğunda siz iki forvet oyuncusu değiştirdiniz. Yine sonuca yönelik hamleler yaptınız. Olabilecekler o kadar mıydı? Şimdi dedek kulübemize baktığınızda bir tek Hakan Balta var defansif olarak. 7 kişide. Zaten niyetim çok açık. Olabilecekler muhakkak ki vardır ama denedim hepsini açıkçası. İlk yarı çünkü oyunun hakimi, pas yüzdesinin fazlalığı, oyunu Trabzon sahasına yıkma, kenarlardan gelme ama top getirememe böyle bir sıkıntı yaşadık ama oyunun hakimi aşağı yukarı bizdik. Ama ikinci yarı ben daha bir baskılı oynarız ihtimalle. İki de değişik oyuncu aldım. O arada zaten bir 10-15 dakika çok net olarak son topları yer, özellikle Ebuye'ye, özellikle kenardan, sol taraftan, bugün mesela son günlerin en iyi oyunculardan bir tanesi Riera, bugün sahanın en kötülerinden biri. Yani hangi ortayı atabilse %100 gol pozisyonu. Hangi topu Yekta, Hamit, Ebuye'ye geçirebilse %100 gol pozisyonu gibi son topları kullanamadık. Bunların dönüşü de bize kontratak olarak gelişti. Baktığınız zaman da Olcan da kontratak için dikkat edilmesi gereken bir adam. Zokora çok iyi oynuyor orada. Halil herhalde dikkat edilmesi gereken, özellikle Adrian çok iyi oynuyor son zamanlarda. Çok iyi. Bunlar da marke etmek lazım. Öyle baktığımızda golün iki taraftan bir tarafın atacağı golün maçı çok daha zevkli hale getireceği bir müsabaka diyebilirim. Olmadıkça bu sefer şey başladı, ya bari hiç olmazsa yemeyelim iki taraf için de. Biz o ara ikinciyi de aldık. Tekrar santifor işte dediğiniz gibi tekrar değişti ama bu arada birkaç, belki bir John'un verebileceği bir top gibi, Aydın'ın götüreceği bir top gibi oldu ama sonuç böyle, bu yapacak bir şey yok. Biz daha zengin oynamalıydık. Hocam şunu soracağım, Burak'la bu maç öncesi, çünkü bu maçta Burak'a karşı bazı protestolar olacak belliydi. Daha sonra gerçi Selçuk'a ucundan değdi biraz ama Burak'la Selçuk'la maçtan önce bu konuda nasıl bir görüşme yaptınız hocam? Nasıl maç hazırladınız? Çünkü gerçekten bir futbolcu için ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Onun ikisi de Trabzonspor'u benden oynadılar. Burayı benden daha iyi biliyorlar. Gerçi zor benden daha iyi bilirler. Uzun yılların tecrübesiyle. Açıkçası çok fazla üzerine de gitmedim ama konuşmalarımızda hiçbir zaman bir cevap, bir etki, bir tepki, bir o tarafa doğru bir... Zaten öyle de bir şey, öyle, ikisi de öyle çocuk değil. Onun için de kolay değildi onlar için de bu atmosferde oynamak ama başarılı oynadılar, aferin. Olur, onları da affeder Trabzonlar. Böyle şeyler olur. Hocam müsaade eder misin? Son. Buyurun. Sabah gazetesi Yaşar yapmış. Hocam şimdi büyük hedeflerin hepsinde en üst sıradasınız. Teknik direktör olarak transferi de geldi. İki transfer isteyeceğinizi duyumlar alıyoruz. Ne kadar doğru?
Eğer Galatasaray'a bir katkısı olacaksa, bizi bir ileri, bir seviyeye ileri götürecekse, transfer yapılır zaten, yapılması gerekiyor. Ama ben başkanımla henüz oturup da eksik bölgeleri tespit eden veyahut da şunlara ihtiyacımız var denilen bir toplantı yapmadık. Yarından itibaren inşallah bu iletişimi kurup başkanımızdan bölgeleri veyahut transferle ilgili konuşmaları yapacağız. Ama bunun ötesinde almış olmak için almayız. Alırken kulübümüzü de düşünerek hareket ederiz. O yüzden dediğim gibi katkısı olacaksa buna seve seve evet deriz. Şu andan itibaren bu çalışmaları yapacağız hep beraber. Bütün yönetimimiz, başkanımız. Ama esas önemlisi bir defa buradan herkesin yeni yılı kutlu olsun. Ülkemize barış getirsin. Komşularımıza barış getirsin. Dünyaya barış getirsin. Ama buradan çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Bir kez daha, bunu zaman zaman ifade ediyorum ama bir kez daha ifade etmek istiyorum ki Galatasaray'ın başkanıyla, yöneticisiyle, divanıyla, profesyonelleriyle, sporcusuyla, teknik adamıyla, taraftarıyla her zamankinden daha çok, her zamankinden daha çok birlik, beraberlik içinde olmaya ihtiyacı vardır. Bunu Galatasaraylılar adına ben bir defa daha yeni yıla girmeden hatırlatmak istiyorum. Çünkü büyük Galatasaray'ı hak ettiği yerlere taşımak için hepimizin emeğini birleştirmesi gerekiyor. Enerjisini birleştirmesi gerekiyor. Ülkemiz içinde, dünya futbolu içinde ekonomik olarak ilginç bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla bugünün gerçeklerini göz ardı etmeden geleceği ancak böyle inşa edebiliriz Galatasaray'da. O yüzden ben tüm Galatasaraylıların özellikle yeni yılda daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ve hepinize iyi akşamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Hepinize de iyi seneler diliyorum.